Sol kalp yetmezliği, kalbinizin sol tarafının gerektiği gibi kan pompalayamaması anlamına gelir. Kalbin sağ tarafı akciğerlere kan pompalarken, sol tarafı vücuda kan pompaladığına göre, sol taraftaki ve sağ taraftaki kalp yetmezliği belirtileri arasında bazı farklar vardır. Bu videoda sol kalp yetmezliğinin belirtileri hakkında konuşacağız. Bunları aslında ikiye ayırabiliriz. Birincisi ileriye doğru yetmezlik ve ikincisi ise geriye doğru yetmezlik. İleriye doğru yetmezlikte kalbin dışarıya ve ileriye doğru yeterli miktarda kan pompalayamaması söz konusudur. O halde ilk ve en önce gelen belirti kalp yetmezliğinin en büyük parçalarından biri olan yorgunluk ve halsizliktir. Şimdi gelin kan dolaşımının nasıl olduğuna hızlıca bir bakalım ha. Kan sol tarafa gelir ve sol taraftan vücuda pompalanır. Bu kan oksijenli kandır. Vücudun oksijene ihtiyacı vardır, değil mi? İşte bu yüzden yani vücudunuza oksijen sağlamak için kalbiniz kanı pompalar. Sonra vücudunuz bunu kullanır ve kalbinizin sağ tarafına geri gönderir. Buradan da kan akciğerlere pompalanır. Bu kan akciğerlerden dönünce yeniden sol tarafa gider ve bu süreç baştan tekrarlanır. Ancak sol tarafınızdan yeterli oksijene sahip, yeterince kan vücudunuza pompalanamadığında vücudunuz yorgun ve halsiz hissedecek çünkü oksijensiz kalacaktır. Öyle değil mi? E tabi vücudunuzdaki bütün hücrelerin yaşamak için oksijene ihtiyacı vardır. Yani vücut yeterli oksijen alamadığında yorgun hissedersiniz, halsiz hissedersiniz. İşte bu dekompansasyonun ya da ileri derecede kalp yetmezliğinin ayırıcı özelliklerinden biridir. İleriye doğru yetmezliğin ikinci bir özelliği idrar oluşumunda azalmadır. Bu biraz garip değil mi? Peki neden böyle? Vücudunuz yeterince kan almakta sıkıntı yaşadığı için böyle. Yani sol taraf dışarıya yeterince kan pompalayamadığı için vücudunuz kan miktarını yükseltmek adına sıvıları tutmaya çalışır. Genellikle her türlü fazla sıvı yalnızca böbrekler tarafından alınır ve idrar yoluyla dışarı atılır. Ama o sırada vücudunuz daha fazla kana ihtiyacım var, o yüzden de bu sıvılara tutunacağım der. E böylece idrar oluşumu da azalır. Son olarak ileriye doğru yetmezliğin bir diğer belirtisi de hızlı veya düzensiz kalp atışlarıdır. Buna bazen çarpıntı dendiğinde duyabilirsiniz. Kalbiniz bir anda gerçekten çok hızlı ve çok güçlü çarpabilir. Tutarsız olduğu zaman yani kalp atımızı gerçekten hızlanıp, sonra çok yavaşlayıp, sonra yeniden çok hızlandığında buna düzensizlik deriz. Çünkü bunlar düzensiz kalp atışlarıdır. Bazen de bir atış aksamış gibi hissedilebilir. Bunun olmasının sebebi kalbin düşük pompalama becerisini kompanse etmeye çalışmasıdır. Yani kalp vücuda giden kanı artırmak için daha hızlı ve daha güçlü atmaya başlar. Pekala bunlar ileriye ve dışarı doğru yeterince kan pompalanamamasından kaynaklanan belirtilerdi. Ama geriye doğru yetmezlikten kaynaklanan belirtilere de sahip olabilirsiniz. Geriye doğru yetmezlik dediğimiz durumda kalbin içine yeteri miktarda kan gitmez. Kanı biriktirmeye başlarsınız ve böylece çoğu zaman bir nevi konjestiyon yani sıvı birikmesi gerçekleşir. Bu yüzden buna bazen konjestif kalp yetmezliği de denir. Şöyle düşünün. Sıvı akciğerlerinizden kalbinize gelir. Ama kalbiniz efektif şekilde pompalayamadığında, dışarı yeterli miktarda kan pompalayamayınca bu kan birikmeye başlayacaktır. Sizce de öyle değil mi? Bunu sıkışık bir trafik gibi düşünün. Bir anda bütün araçların geçebilmesi için tek bir şerit kalmış olsun. E böyle olunca bunun sonucunda uzun bir araç kuyruğu oluşmaz mı? Hı? Öyle değil mi? Sıvının birikmesi de bir anlamda buna benzer. Peki bu birikme nerede gerçekleşir? E, ee, akciğerlerden geldiğine göre akciğerlerde birikmesi mantıklıdır. Buna bazen pulmoner ödem de denir. Bu kan dolaşım sistemimizin pulmoner kısmında yani akciğerlerinizde birikiyor. Geriye doğru veya konjestif yetmezliğin ilk belirtisi nefes alma zorluğudur. Bu sıvı akciğerlerinizde biriktiği zaman alveollerin içine dolacaktır. Alveoller akciğerlerinizde oksijen alışverişine yardımcı olan bölgedir. Bunlar hava yerine suyla dolduğu zaman nefes almakta çok daha fazla zorluk yaşanır. Bunlar birlikte öksürürken pembe veya köpüklü balgam çıkarabilir kesinlikle olmaması gerektiği halde akciğerler bu sıvıyla dolacağı için vücudunuz öksürerek veya sıvı atarak akciğerlerinizdeki hava yollarını temizlemeye çalışır. Bu sıvı bazen pembe renkli olabilir çünkü akciğerlerinizde kan birikmiştir. Bu iki belirti geceleri veya yatay pozisyonda daha çok kötüleşir. Çünkü o zaman sıvı karşısında yer çekimi ayakta olduğunuz zamana kıyasla daha az işler. E, bu sebeple öksürük nöbetleri veya nefes alma zorluğu uyumaya çalışırken daha da kötüleşebilir. Son olarak bazı hastalar kilo aldıklarını fark ederler. Bunun da nedeni bahsettiğim sebeplerdir. Vücut daha fazla sıvı tutar. Söyledik ya? İşte bu sebeple vücudunuzdaki bu fazladan sıvı ağırlık yapar bu da kilo artışında fazlalıkla kendini gösterir. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.